Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizle birlikte grafik problemlerine geçiş yapıyoruz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Önemli bir konudur arkadaşlar. Son zamanlarda bununla ilgili sorular karşımıza sıkça gelmekte. Grafik problemlerinde ifadeler arasındaki artış azalış oranları verilir. Yani biz bir grafiğe baktığımızda bu doğru orantılı grafiği mi yoksa ters orantı mı hemen bir bakışta anlıyor olmamız lazım. Bakın burada zaten daha önceki derslerimizde sıkça yaptığımız, değil mi? Bakın bu grafik okumaları biraz biliyoruz diye biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. A'ya ne karşılık geliyor? B'ye B karşılık geliyor. C'ye ne karşılık geliyor arkadaşlar? D karşılık geliyor. Hemen şöyle bir grafik çeşitlerinde bir tanıyalım. Bakın şu soldaki arkadaşlar doğru orantı grafiği. Nereden anlıyoruz? Bakın doğru orantı grafiği olduğunu. Şöyle soldan sağa doğru şu şekilde bir artış söz konusu olduğunda nedir arkadaşlar bu? Doğru orantı aynı zamanda bakın artan grafik. Yani soldan sağa doğru bir artış varsa artan grafik olacak. Benzer şekilde bakın soldan sağa doğru. Şöyle soldan sağa doğru bakın bir azalış söz konusu olduğundan dolayı da biz buna azalan grafik diyoruz. Tabi ikisi de bunların doğru orantı grafiği arkadaşlar. Tamam. Birisi artan diğeri azalan. tüm grafiği. Ee işte yine benzer şekilde yukarıda anlattığımız gibi bakın A'ya K karşılık geliyor. B'ye de L karşılık geliyor. Daire grafiğinde de dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bakın bunun tamamının 360 derece karşılık gelmesi arkadaşlar. Tamam. Bakın tablolarda dikkat edeceğimiz şey de bakın A ile K'nın kesişimine dikkat edecek olursanız arkadaşlar A ile K'nın kesişimi nedir? X'tir. İşte A ile L'nin kesişimi nedir? M'dir. Veya işte B ile K'nın kesişimi nedir? Bakın Y'dir. İşte B ile L'nin kesişimi nedir? Bakın o da nedir arkadaşlar? E, bunlara ne yapacağız? Grafik okumalarda dikkat edeceğiz. Hemen örneklerimize başlayalım. Tabloda bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar verilmiştir. Buna göre bu öğrencinin matematik dersinin not ortalaması kaçtır? E, biz ortalamadan bahsediyorsak arkadaşlar ne yapmamız lazım? Notlarının toplayacağız ve kaç tane sınavı varsa ona böleceğiz arkadaşlar. Bakın hepsini toplarsak şöyle 65 artı 75 artı 80 artı 90 artı 90. Kaç tane sınav var? Toplam 5 tane. Dolayısıyla ne yapacağız? 5'e böleceğiz. Bakın ikisini topladım. 140 yaptı. 220, e, 220, 310 ne yaptı? 400 yaptı. E 400 bölü 5'ten de arkadaşlar cevabımızı 80 olarak elde etmiş oluruz. İkinci örneğimize bakalım hemen. Yukarıdaki daire grafiğinde bir marketin A, B ve C dükkanlarında A, B, C ve D ürünlerinin satış miktarlarının dağılımı verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi şu verilmeyen merkez açıya bakacak olursam tamamının biz 360 derece olduğunu biliyoruz. %90'ı toplarsam 190. 80 daha 270'tir arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bakın şuraya da ne gelecektir? 90 derece gelecektir. Tamam. C ürününden 160 adet satıldığına göre bakın C'ye bakıyorum. C'nin merkez açısı kaç derece? 80 derece arkadaşlar. 80 dereceye 160 adet karşılık gelmiş. Biz ne arıyoruz? B, C ve A ürünlerinin toplam e, kaç adet satıldığını bulacağız. Şimdi bunların merkez açılarını bulacağız. B, C ve A. Bakın A, B ve C yani. Bakın 100 90 daha 190, 80 daha 270. 270 derece acaba kaç denk gelir? Bakın 80'in 2 katı 160. 270'in 2 katı da ne olacaktır arkadaşlar? 540 olacaktır. 3'e bakalım şimdi. Yukarıdaki grafikte bir fabrikada 2021 ve 2022 yıllarına ait üretim miktarları gösterilmiştir diyor. Buna göre 2022 yılındaki üretim 2021 yılındaki üretime göre yüzde kaç artmıştır diye söylüyor arkadaşlar. Bakın ne kadarlık bir artış var? Yaklaşık olarak şu kadarlık bir artış var. Peki kaçta kaç artmış? Bakın 40 daha. Demek ki artış nedir burada? 50 40'tan 10. Evet. Demek ki 40 daha 10 artış var. E, bize yüzdesi soruluyor bunun. Dolayısıyla yüzde ne olacaktır arkadaşlar? Bakın ederseniz 40'ın 4'te 1'i. E, o zaman 100'ün de 4'te biri ne yapacaktır? 25. Yüzde 25 artış söz konusu olacaktır. Gelelim son örneğimize. Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bağıntı gösterilmiştir diyor. Buna göre 70 TL'ye satılan bu üründen kaç TL kar elde edilir? Bakın 70 TL'ye satılan satışların bakın şöyle e, dikeyde olduğunu biz ne yapıyoruz biliyoruz. Bir de karı bulacağım arkadaşlar. Peki biz karı nasıl buluyorduk? Satış eksi alış bize neyi veriyordu arkadaşlar? Karı veriyordu. Demek ki benim karı bulabilmem için satış fiyatından alış fiyatına çıkarmam lazım. Bakın satış fiyatı 14. Alış fiyatı 6. 14'ten 6 çıkarsak demek ki arkadaşlar 8 TL neymiş? Bir kar varmış. Peki ne kadar satış fiyatında? 14 satış fiyatında. Tamam. 14 14'te 8 TL kar var. 70 TL'ye satılırsa 70 TL'ye satılırsa acaba kaç TL kar olur diye soruluyor. Bakın 14'ün 5 katı 70 yapar. Dolayısıyla 8'in de 5 katı ne yapacaktır arkadaşlar? 40 yapacaktır. Dolayısıyla bakın cevabımız 40 oldu. Evet arkadaşlar bugün güzel dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.